كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ama şu dönemde bu memleketin, şu Türkiye'nin bu pis ahvalleri, bu günahları, açıktan işlenen günahlar var ya, çekinmeden hiç haşa ve kella Allah'a var mı, hesap var mı, kabir var mı, ölüm var mı demeden işlenen günahlar var. Sosyal mecralarda insanları günaha sokmaktan başka hiçbir işe yaramayan insanlar var. Şimdi kardeşler, geçen hafta, bu hafta başında böyle yine yüklü mesajlar gelmeye başladı. Bir mevzu vardı. Onunla alakalı birkaç bir şey konuşmam lazım. Sosyal mecrada çok fazla o konuyla alakalı detay vermeyeceğim. Çok mesaj geldiği için konuşacağım. Sosyal mecrada bir tane bayan diyelim, hafif konuşalım, hakkında bir haber çıkmış. Bu bayan işte neyse, bütün sosyal mecralarda sözde kapalı olarak dans eden, bilmem ne yapan, yani bir Müslümanın yapmaması gereken ne kadar ahval varsa hepsini yapan biri. İki gün önce bununla alakalı bir haber çıkıyor. Kardeşler çok mesajlı, o yüzden konuşmak zorunda kalıyoruz. Müslümanlar bilgilensin, mevzuyu da detaylı anlayacağız şimdi. Bu işte 5 sene önce Adana'da fuhuş operasyonundan yakalanan biriymiş. İşte ne bileyim, ondan sonra ne olmuş, işte kapanmış, tanınmamak için kendini değiştirmiş. Böyle bir mesaj geldi bana. Ben de konuyla alakalı kim olursa olsun araştırmam yaparım. Sakın ha, İftiraya girer. Dedim kimmiş diyeceğim. Şunu dedim bir bakayım. Acaba işte yok işte yapılanlar iftira ya da işte sayfa, inşallah dedim sayfa falan kapatmıştır. İnşallah dedim kaçmıştır, Türkiye'yi terk etmiştir. Sayfası duruyor. Paylaşımlarda hiçbir şey yok. Storiesine bir girdim baktım. Arkadaşlar bugün bu benimle alakalı yapılan bütün haberlerin hepsi yalandır. Haberlerin hepsi uydurmadır. İşte benim onunla alakam yok. İşte o ben değilim. İşte o başkası. Şimdi gelelim mevzuya. Bu kişi eğer o değilse, iftira atanlar, bak iftiraya girer, İstediği kadar kötü biri olsun, bir kadın ya da bir erkek, istediği kadar kötü olsun, yapmadığı bir şeyden sebep bir laf atılırsa iftira girer. Ben de bu inkar ettiği için o yaptı diyemem. Bana ne? Oysa o değilse değil. Beni ilgilendirmez. Mevzuyu şundan konuşalım. Ben hiç o konulara girmeyeceğim bile. Bak şimdi. Bunun acı verici sonunu anlatacağım. Bu kişi sosyal, hadi diyelim o Adana'da 5 sene önce fuhuştan yakalanan değil. Değilse değil, bana ne, beni ilgilendirmez. Türbanlı bir şekilde bütün sosyal mecralarda türbanın adını, türban ayettir arkadaşlar. Ayettir, ayet. Bir ayeti sözde başında taşıdığı halde bir Müslümanın yapmaması gereken bütün hareketler, danslar, bilmem neler, gösteriler, bütün erkeklerin şehvetini ortaya dökecek pis hareketleri yapıyorsan elem verici bir azap seni bekliyor. Tövbe etmeden ölürse. Bak ben konuşuyorum kardeşim. Gelelim mevzuya. Bunları bu hale getiren kim kardeşler? İzleyenler. Her zaman ne diyoruz? Ya arkadaşım, ben şimdi burada kötü bir iş yapsam, sen o bu şu izlemese ben ikinci videoyu çekebilir miyim? Çekemem. Ya kimse izlemedi. Ne oluyor ya? Beklediğim olmadı derim. Ama bizim millet meraklı. Oo, türbanlı mı? Bakalım. Nasıl türbanlıymış bu? Diye tabii bizim sazanlar gözü dönmüşler. Gidiyor bunun profilini. Yorumlara da bakayım dedim. Bunun hani millet de yorum yazıyor. İşte kadınlar da mesela yorum yazmış. İşte senin yüzünden bütün erkekler şöyle olduysa sen ne? Ya arkadaşım, ya ne muhatap oluyorsunuz ya? Bunları şımartıyorlar. Böylelerini şımartıyorlar. Bunlar da kendilerini bir halt zannediyor. İki dans ederek, iki kırıtarak Müslüman erkeklerini yoldan çıkartarak, hem erkekler de zaten günah giriyor. Zina, göz zinası kardeşim. Göz zinası el zinasına götürür. El zinası normal zina götürür adamı. Zina adamı cehenneme sokar. Sen o başındaki başörtüyle Müslümanları yoldan çıkartarak çok acı bir ölüm bekliyor onu. Eğer tövbe etmesi. Bak ben bunu hep söylüyorum. O Kur'an'a bir tanesi Antalya'da ne yaptı arkadaşlar? Kur'an'a tekme attı değil mi? Onun için ne dedim? Hepsi için diyorum. Kim olursa olsun. Eğer ki
ölmeden önce tövbe ederlerse müstesna. Ama tövbesiz ölürlerse. Aman ya Rabbel Alemin. Az önce bak kafirlerin ölümünü söyledik. Niye? Böyle şeyler belli bir şeyden sonra ya bunda ne vara geliyor? Yani haramı helal gibi görmeye geliyor. O zaman imansız bir gavur gibi geberip gidersin. Uyarıyorum. Herkes kendine gelsin arkadaşlar. Böylelerine prim vermeyin arkadaşlar. Abi bakayım nasıl dans ediyor. Abi bakayım nasıl onu. Ya arkadaşım ya bırak ya. Acıyın, üzülün. Kınamayın. Hepinizin anası var, bacısı var, kardeşi var, karısı var, teyzesi var. Kınamayın. Duacı olun. Rabbim affetsin deyin. Amin deyin. Amin de demiyorsunuz. Daha izliyor musunuz? Allah Allah. Ne mübarek adamsınız ya. Arkadaşım. Bak her zaman şunu söylüyoruz. Bu işleri yapanlar öncülük yapıyor. Bu zaten cehennemde eğer tövbe etmezse yerini garantiyor. Ama sen ben o bu şu bunları izleyerek resmen teşvik vererek kendi başını belaya sokuyorsun. Kendini günah sokuyorsun. İşte dedim ya muhabbetler şunu ya siz de bundan da bir şey olmaz be kardeşim. Ne var bunda ya? Öyle değil. Bir adam bana dese ki bu sakallar hepsi böyle dese laf kime gidiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. 124 bin peygambere gidiyor. Hepsine gidiyor. Allah Allah. Peki bu başörtüler, bu kapalar hepsi böyleyse kime gidiyor arkadaşlar? Hazreti Hatice validemize gidiyor. Hazreti Ayşe validemize gidiyor. Havva annemize gidiyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Peki bu laf onlara giderse arkadaşlar. Aman ya Rabbel Alemin. Dua edin arkadaşlar. Sosyal medyada bu tarz haberleri de birbirinize atıp durmayın. 50 kişi atıyor ya. Ne atıyorsunuz be kardeşim ya? Bana ne fuhuştan yakalanmışsa yakalanmış. Defolsun gitsin bana ne ya? O işte oydu değildi. Bana ne osu değilsi. Bak o konuya hiç girmiyorum. Ya şey de olabilir. Fuhuş da yapabilir. Allah affeder. Bana ne ya? Bir köpeğe ayakkabısıyla su çeken bir fahişe Allah teşekkür etmedi mi? Teşekkür etti. Beni İsrail zamanında yaşandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor bunu. Hadis sağlamdır. Allah Celle Celaluhu'nun teşekkür ettiği birisi nereye gider? Ben size soruyorum ya. Cennete girer. Acaba Rabbimiz bize bir kere teşekkür etti mi? Hiç. Biz şükretmiyoruz ki Rabbimiz bize teşekkür etsin. Amin. Amin. Allah razı olsun.